Fariye hadi kızım ya. Ay Cihan tamam Allah aşkına ya. Bir söylenmesen olmaz sanki. Demra bu nasıl oldu? Yani iyi. Yani çok teşekkür ederim. Sen de çok güzel yardım ediyorsun şu an. Ay iyi ki geldin kardeşim ya. Daha işiniz bitmedi mi? Yok, önümüzdeki sezona kadar devam edeceğiz. Ben gidiyorum oğlum, atölyenin elektriğini üstüme alacağım. Bekle oğlum, 2 dakika beraber gideriz. Cihan, bir şey diyeceğim. Şimdi ben bunu da alsam çok harcamış oluyor muyuz para? Cihan çok beğendim, ne olur alalım mı? Fahriye hepsini mi alacaksın? Evet, hepsini alacak abim bana. Hadi. Al. Faiz amcayı gördüm. Biraz yürüdük. Evde her şey yolunda mı? Yolunda Şinasi. Merak etmesin. Neriman alışveriş boyunca yüzün çıkılmadı. Hep böyle kara kara düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun böyle? Macit'e mi bir şey oldu diyeceğim ama yani bugün hiç öyle gözükmüyordunuz. Ay ay ay, sana telefonda almış. Kıyamam. Fahriye, Macit bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Biliyorum canım. Evet işte, ne güzel. Ne güzel değil mi? Evet, gerçekten çok güzel. O yüzden bana telefon aldı. Ha anladım. Aman be, üf. Kızım, şimdi babası hastanede falan. Yani onun da sırası gelecek. Ya Fahriye bilmiyorum yani, Macit bizim bu görüşmemizde böyle bir garip davrandı. Farklı bir mesafe vardı sanki aramızda. Bilmiyorum yani. Macit mi? Evet. Ne diyor? Nasılmışım? Nasıl olmamı istiyorsan öyleyim. Ay Neriman, niye böyle bir şey yazıyorsun kızım? Güzel bir şeyler yazsana çocuğa. Bir saatten önce gelemem. Abi ısrar etmeyin işte, gelemem. Tamam. Tamam, görüşürüz. Ne diyor? O zaman hep gülümse. Yemin ediyorum senin için fesat. Vallahi bak. Hayır, çocuk hastanedeki babasıyla mı uğraşsın, kıskanç sevgiliyle mi? Niye böyle düşünüyorsun anlamıyorum. Kaybetme korkusu canım. Allah Allah canım. Allah Allah. Fahriye. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen de öyle. Önce her şeyi kır dök. Ondan sonra mesajda toplamaya çalış. Abartma Özgür. Bir şey yapmadım. Abi ben de onu diyorum işte. Yani beklediğin cevabı sana Neriman vermiş. Evet, seninle evlenirim demiş. Sen de bir şey yapmamışsın.